Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız olsun. Vingriya parlamenti Xitay Üniversitesi yer iana kılışını tasdikledi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Vingriya parlamenti talaş tartış kozgan Xitay Üniversitesi'nin mektep rayonu üçün yer iana kılış layısını tasdikligan. Haberde kayıt kılınışça, 15. iyon Vingriya parlamenti Budapeşte kurulmakçı bolgan Fudan Üniversitesi'nin tarmak rayonuğa devlet iqtidarçılıkıdaki yerini iana kılış toğrısında teklif layısını makullugan. Bundan burun öktikiler bu türünü katlıq tenkit kılgan. Şunaqlı Vingriya halkımı bu teklifke karşı namayışı ötküzgen idi. Vingriya başministeri Viktor Orban'ın hakimiyet yürgüzüvatkan Fides Partisi'nin parlament azalarının kollap avaz biriş neticesi de Donay Deryası'nın iki tarafıdaki tört parçı yerine Şanghay Fudan Üniversitesi'nin mektep bilanığı mesul fonduğa iana kılış karar kılıngan. Bu yerine esilde okuğucular yatıkı kılıp kuruş planlanan iken. Orban hükümeti bu yıl 4. ayda Fudan Üniversitesi bilen imzalığan mektep seliş kelişimine asasen yeni mektep 2024 yılı pütküzülüp içi bitli mekşip olgan bulup 6000'dan artık Vingriyalik ve Çetellik okuğuşuğu dersi ötüldüken. Bildirilişçe hükümetin bu kararıga karıştırıcılar 2 milyar dolar hıracat acırtılgan bu mektep rayonunun Ali Maarif süpütünü acizlaştırıp Xitay'nın Vingriya ve Avrupa İttifakı'daki təsirini aşırışıgı yardan berişidin ensireydiken. Mezkur lahiyada hükümet 2022 yılı 4. ayda ötküzüldüğün kiler kıtımlık saylamdan kiyin mektepten çıkımını öz içine alan kuruluşunun ahırkı planını parlamentka tapşırışı gerekte belgilengen. Bu ayının 5'de Vingriya'nın paytaxtı Budapeşte'nin şehir başlığı Xitay'nın kişilik hukuk depsendikliğine eskertiş mahsusu da Fudan Üniversitesi'nin mezkur mektep rayonu etrafıdaki bir neçi koçunun ismini özgertidigallıkını ilan kılgan bulup, kararga asasen paytaxtdaki bir koçunu Tibetlerinin manevi dahisi Dalai Lama'nın ismiga, yeni bir koçunu Uyghur kurbanları yoluğa, yeni birisini bolsa Erkin Hong Kong yoluğa özgertiş planlangan. Xitay Uyghurlarını nazarat kılış üçün saxta Türkçe torbetlerini yasap çıkan. Facebook şirketi yakında özlerinden Xitay'dan başka devletlerde bulup mu Türkiye, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Suriye ve Amerika'da yaşaydığın Uyghur cemaatini nişan kılığan tör casusluk hareketini baykıgarlıkını, hareket kılığıcının Uyghurlarını nişanlaş bilen dağın çıkarğan Xitay Hakkırlar Grupsi ihkallikini ilan kılığan. 2020 yılının otturları Facebook özünün mülazimetlerine hücum kılığalar hakkında kısmen paketki erişken bulup, bunlar okuğuşlar, faaliyetçiler, jurnalistler ve ziyankeştiki uçurguşlar bilen alakalışış ve xatirlik ulanışlarına ortaklaşıqı urungan ve Uyghur cemiyetinin azasıdak yasınıb alğan hesabatlarını öz içige alğan. Bu delil ispatlardinkin Facebook tetkikatçileri yaman garazlik yumuşak detallarını tarqıtış ve Uyghurlarının faaliyetini nazarat kılışını öz içige alğan texımı kan faaliyetlerini tepip çıkan. Hücumda tilga ilingan Hakkırlar grupisi Türk ve Uyghur haber tor bekatlarını doğrap yasagan saxta tor bekatlar arqalıq tor hücumu qozgan. Facebook'nun tor casusluk tekşürüşünün mesuliyi Mike Devilyanski biz bunu nihayeti karatmalıqı bolgan hareket dep qaraymız. Bu faaliyetinin nişani coğrafiyelik orun, ular sözleydigan til yaki meşgulat sistemesi qatarlıq bazı ölkemlerge uygun buluşuğu kapalatlı kılış üçün qattıq tekşürüp çıkan. Impusa ve Potion Carp dep atıldığan Hakkırlar grupisi Uyghurlarga karşı qattıq tor hücum bilen tunulgan bulup, bu grupinin en yakınki hücumi 2019 yılı başlangan. 2020 yılının 5'de tizleşken. Bu gruplar danlık Uyghur ve Türkiye ahbarat vasıtlarına taklit kılınan saxta tor bekatlarını kurgan ve ular arkalık yaman garazlik yumuşak detal tarqatkan. Ular yana çet ellerde yaşaydıgan Uyghurlarının işençisige erişken bir qatar kanunluk tor bekatlarını uğurlap yaman garazlik yumuşak detallarını tarqatkan. Tetkikatçılar Uyghurlar daim işiltidigan app'lerinin keliş menbesige okşap getidigan saxta Android app tokenini eniklap çıkan bulup, bu yaman garazlik app tokenleri Action, Spy ve Plugin Panto деп атылдыган ички Android яман гаразлык юмшак детал каналы аркылуу жасуслук юмшак деталды таркаткан. Facebook'nın bexatarlık siyaseti mesulü Nathaniel Gleicher mündaq dedi. Biz bu meşgulatkı münasifetlik yaman garazlik yumuşak detal etiş şirketleri ve hücumuna asas kılgan coğrafiyelik bağlanışkı münasifetlik enik ulanışlarını köreleyimiz. Ama bu hareketin arkasıda kimden varlığını ispatlayalmayımız.
FireEye'deki Mandiant tehdidinin aldığını eliş analiz direktörü Ben Reid bayanatı da mündak dedi. Biz bu hareketin Xitay rejimini kollaş üçün bolğanlıkıgı işinimiz. Oxşaş hakkırlar Xitay rejiminin Şarq Türkistan ve Hong Kong'daki paaliyetçilerine oxşaş hakimiyetke tehdit dep qaraydıgan başka gruplarını nişanlıgan. Xitay Belgiya parlament azasını cezalaydıganlıkını ilan kıldı. Xitay Belgiya parlamentiga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida taklif sunğan parlament a'zosi Samuel Kogolatqa jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jawlejan 16-iyun o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida aloqador savollarga javob berib, Samuel Kogolatni yomon g'arazli yolg'on uchurlarni tarqatdi deb ayiblagan. Hamda Xitayning egalik huquqi va manfaatiga ig'ir daxli ta'rif qilganligi sababli uningga jazo yurgizishni qaror qilganligini e'lon qilgan. Belgiya Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti ma'qullagan Sharq Turkiston haqidagi qonun loyihasida Sharq Turkistondagi ig'ir irqiy qirg'inchilik xavfi to'g'risida ogohlantirish berilgandan boshqa Xitoy doiralari insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirib, kishilik huquqni keng ko'lamda dafsanda qildi deb ayiblangan. Belgiya Avam Palatasi yana Xitoy Kompartiyasi qurilgan 1-iyulda mazkur qonun loyihasiga bilet tashlashni qaror qilgan. Bildirilishicha Belgiya Federatsiyasining Tashqi ishlar komiteti Sharq Turkistonga munosabatli bu qonun loyihasini ma'qullagandan keyin Xitoyning Belgiyadagi bosh elchixona bayonotchisi Belgiya Tashqi ishlar komitetining harakatiga darhol norozilik bildirib, Xitoyni qasddan qaralab hujum qildi deb bildirilgan. Amaliyotda Xitoy bu yil 3-chi ayda Samuel Kogolatni jazolash tizimligiga kirgizgan. Amerika Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarga ijro qilayotgan terror siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitgandan buyon Kanada, Gollandiya, Angliya, Litvaniya va Chex parlamentlarimi Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitish haqidagi qonun loyihasini o'tirg'i qo'yib ma'qulladi. Belgiya mo o'xshash turdagi qonun loyihasi sunğan 6-chi davlat bo'lib qoldi. Tarqalgan sirlar Sharq Turkistonning vaziyatini oshkorlab bermoqda. Xitoy rejimining yaqinqi yillardagi jazo lageri siyosati va irqiy qirg'inchilik siyosati natijasida Sharq Turkistondagi nurg'ulgan oilalar parchalanib vayron bo'lmoqda. Ammo barliq uchur aloqa imkoniyatlaridan mahrum qolgan Sharq Turkiston xalqi bo'lsa, o'z ahvolini sirtqi dunyoga bildirishga amalsiz qolmoqda. Bugun ijtimoiy taratqularda tarqalgan bir sinda bir kichik qizning dadasining suratini ko'rsatib turib, unsiz holda qayg'usini ifodalayotganligi, sindagi naqshiga tengkash qilib, dadasini sig'inganligini badan tili bilan ifodalayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sinda bo'lsa, bir Uyg'ur yoshining oilasidagilar bilan yiroqdan kelib quchoqlashib ko'rishganligi, sinning ostiga 5 yildan keyingi jam bo'lish deb yozilganligi ko'rsatilgan. Xitoy xalqaro jamiyatni aldab, jazo lagerining allaburun taqalganligini, 90% kishining oilasiga qaytganligini da'vo qilgan edi. Lekin yangidan oshkorlanayotgan sinlar beguna xalqning izchil jazo lagerlarida tutib turilayotganligini oshkorlab bermoqda. Avustraliya parlamenti Xitoyning majburiy amgak mahsulotlarini cheklash loyihasiga qarab chiqdi. Avustraliya radio shirkati ABC'ning bugungi xabarida bildirilishicha, Avustraliya hukumatı Uyg'ur majburiy amgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarini boyqut qilish loyihasini tekshirib tasdiqlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Avustraliya partiya xalqigan kengash palata a'zosi Rekis Patrik o'tgan yilning oxirida parlamentga taklif sunib, Avustraliya hukumatidan Xitoyning Uyg'ur majburiy amgakiga munosabatli mahsulotlarni import qilishni cheklashni talab qilgan. Mazkur taklif bu yil 6-chi oygacha parlamentning tekshirishidan o'tgan. Rekis Patrik bugun munosabatli qonun chiqarish xizmatining hokimiyat beshidagi partiya va o'qituvchi partiyalarning qo'llashiga erishganligini e'lon qilgan. Kishilik huquq tashkilotlari ham munosabatli qonunning baldurroq ma'qullanishini talab qilgan. Bildirilishicha qonun chiqarish bosqichi tamomlangandan keyin Avustraliya hukumatı bu qonun orqali Uyg'ur majburiy amgak mahsulotlarini butunlay cheklaydi ekan. Agar Avustraliya mazkur qonunni ijro qilishga boshlasa, Xitoy bilan bo'lgan munosabati texnik jiddiylashadi ekan. Oshkorlanishicha bu qonun loyihasini tekshirishga mas'ul kengash palatasining Tashqi ishlar, Davlat mudofaa va savdo komiteti Angliya, Amerika erishgan Xitoyning Uyg'urlarni lagerga solash va majburiy amgakka selish to'g'risidagi dalil isbotlardan foydalangan. Shu asosda mazkur qonun loyihasiga munosabatlik Avustraliyada bir qator aloqador qonun siyosatlariga tuzatish kirgizish uchun 14 qo'shimcha taklifni o'tirg'i qo'ygan.
qo'shimcha takliflarda Xitoy ijro qilayotgan qulluq emgek masalasiga javob qaytirish, tamojnida Uyg'ur majburiy emgekiga chetishlik mahsulotlarining tizimligini turg'izish, tizimligi asosan Sharq Turkistonning paxtasi qatorliq qul emgek mahsulotlarini import qilishni man'i qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oldi ekan. Avstraliyalik kishilik huquq kuzatuvchi tadqiqotchisi Sofi Maknilning ko'rsatishicha Avstraliya hukumatı Sharq Turkistondagi majburiy emgekni cheklash masalasida Amerika, Angliya va Kanadaning orqada qolgan bo'lib, texchi Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan majburiy emgek mahsulotlarini boykot qilish to'g'risida konkret tadbir qo'llanmagan bo'lib, Avstraliya parlamentining hukumatni aloqador qonun chiqarish xizmatlari orqali baldurroq harakatga o'tishga majburlashini umid qilgan. Hong Kong saxchilari olma kundalik gazeti mas'ullarini qo'lga oldi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha 17-iyun Hong Kong saxchilari olma kundalik gazetining muharriri va mas'ullaridan bo'lib 5 kishini qo'lga olgan. Xabarda qayd qilinishicha olma kundalik gazeti kuchlik demokratchil maydoni bilan tunilgan axborot organi bo'lib, Xitoy va Hong Kong rejimining erkinlikni bostirganligini ochiq oshkora tanqid qilib kelgan. Saxchilar boshqa davlatlar yoki chet el kuchlari bilan til biriktirib, davlat bexatarligiga ziyon yetkazish degan bahona bilan mazkur axborot organining 5 mas'ulining qo'lga olinganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq qo'lga olinganlarning kimligini oshkorlamagan. Hong Kong taratqularining xabar qilishicha, qo'lga olinganlar olma kundalik gazetining bosh muharriri Lo Wei-guang, ko'chma aloqa supisining direktori Zhang Jiwei, gazetning muavin mudiri Chen Peimin, bosh ijroiya amaldori Zhang Jianhuang qatorliklar ekan. Hong Kong saxchi idorasi davlat bexatarlik boshqarmasining saxchi boshlig'i Li Guihuaning taratqularga oshkorlanishicha, saxchi idorasi payshanba atiganda 500 dan ortiq saxchini safarbar qilib harakat boshlagan va bu jarayonda muxbirlarning kompyuterini tafsili tekshirgan. Olma kundalik gazeti mas'ullarining qo'lga olinishidagi sabab bo'lsa, ularning boshqalar bilan til biriktirib, chet el organlaridan yoki shaxslardan Xitoy Kommunist partiyasi va Hong Kong alohida ma'muriy rayoniga jazo yurgizishni talab qilganligi ekan. Li Guihuaning bildirishicha olma kundalik gazeti 2019 yildan buyon chet elning Xitoy va Hong Kongga jazo yurgizishini talab qiladigan 30 nacha maqola e'lon qilgan. Saxchilar yana olma kundalik gazetiga ta'va 3 tarmoq bo'limining taxminan 2 million 320 ming dollar qimmatidagi mulkini to'g'natgan. Bildirilishicha bu Hong Kong doiralarining tunji qatim bir axborot organini davlat bexatarlik qonuni bo'yicha ayiblashi bo'lib hisoblandi ekan. Turkiya Cumhuriyet Xalq Partiyasi Xitoy amaldorlari bilan silliq yig'in o'tkazdi. 17-iyun Turkiya Cumhuriyet Xalq Partiyasining tashqi munosabat bosh maslahatchisi va Istanbul parlament a'zosi Ünal Çevikgöz Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti tashqi ishlar bo'limining muavin boshlig'i Juri bilan to'r yig'ini o'tkazib suhbatlashgan. Cumhuriyet Xalq Partiyasi bayonotida Xitoy Kompartiyasining 100 yilligi va Turkiyaning Xitoy Xalq Jumhuriyeti bilan bo'lgan do'stligining 50 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan yig'inda ikkisining ishonchni asos qilgan munosabatlar bayon qilinganligi, partiyalar va o'rtaq tarixiy o'tmishlarning ta'kidlanganligi bildirilgan. Yig'inda yana partiyalar o'rtasidagi yuqori qatlamli aloqaning davomlashishi ta'kidlanib, Jumhuriyet Xalq Partiyasining Xitoy Kompartiyasi bilan eng baldur munosabat o'rnatgan partiya ekanligi tilga olingan. Jumhuriyet Xalq Partiyasi yana 2 haftadan keyin Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatlarga hamkorlik ushuri avatadiganligini bildirgan. Indoneziyada Xitoy vaksinasi emlangan tibbiy xodimlar yuqumlanib qolgan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Indoneziyadagi 350 dan ortiq tibbiy xodimga Xitoy vaksinasi emlangandan keyin yanada Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Indoneziya amaldorlarining aytishicha, garchi markaziy Java o'lkasidagi 350 dan ortiq doktor va tibbiy xodimga Xitoyning Kishin Sinovac vaksinasi emlangan bo'lsa-mu, ammo ular yanada Xitoy virusi bilan yuqumlangan bo'lib, ularning 10 nechisi doktorxonada davolanishga majbur bo'lgan. Bu sababli Xitoyning Kishin va boshqa vaksinalarning virusga qarshi turish unumi to'g'risidagi andishalar texamo kuchaygan. Reuters agentligining xabar qilishicha, mazkur tibbiy xodimlarning ko'pinchisida hech qanday kasallik alomati yo'q bo'lib, uyda ayirib ko'zitilgan. Ammo undan boshqa 10 nechi kishi qizitmasi o'rlash sababidan doktorxonaga apirilgan bo'lib, ularda nafas siqilish ahvoli bor ekan. Indoneziya tibbiy jamiyatining oshkorlashicha, mazkur tibbiy xodimlarning hammasiga dugidak Xitoyning Kishin vaksinasi emlangan. Indoneziya Osiyodagi virus apitiga eng og'ir uchirgan davlatlarning biri bo'lib, 1 million 900 mingdan ortiq odamning yuqumlanganligi jazmlashtirilgan. 53 mingdan ortiq odam qazo qilgan.
Reuters agentliğinin haberde deyilişçe, Kışın şirketi ve Hindonozya Sahiye Ministerliği muhbirinin bu mesele hakkındaki suallarına tekrar cevap vermeyen. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədik haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet eytimən. Selamu aleyküm ve rahmetullah.